Merhaba, hoş geldin. Bu videoda antik çağda Roma ve Kartaca arasında geçen eşsiz mücadeleden bahsedeceğim. İyi seyirler. Roma ve Kartaca, antik dünyada hemen hemen aynı dönemlerde kurulmuş iki kent devletiydi. Roma, bugünkü İtalya Yarımadası'nın ortasında bulunuyordu. Kartaca ise Kuzey Afrika'da bugünkü Tunus sınırları içerisinde Akdeniz'e kıyı olan bir yerde bulunuyordu. Roma ve Kartaca arasında kabaca Akdeniz vardı. Bu iki ülke tarihte birbirinin can düşmanı olarak bilinseler de ilk kuruldukları dönemde birbirine dosttu. Roma ve Kartaca ilerleyen yıllarda giderek güçlendi. Bulundukları coğrafyanın hakim uygarlıkları konumuna geldiler. Bu da iki ülke arasındaki dostluğun giderek bozulmasına ve savaşa dönüşmesine neden oldu. Milattan önce 269'da Roma tarihinde ilk gümüş sikkeleri bastı. Bu dönemde Akdeniz'de gümüş ticareti gelişmişti. Roma gücünün farkına varmıştı ve saldırganlaşmaya başlamıştı. Aynı dönemde Kartaca Akdeniz'de ticarete çok önem veriyordu. Roma'nın tavrının farkındaydı. Bunun sonucu olarak Roma ve Kartaca arasındaki dostluk zaman içerisinde savaşa dönüştü. Kartaca Roma'nın kendi sahasına girmesinden korkuyordu. Bu yüzden Roma'yı Sicilya'nın dışında bırakmaya çalıştı. Sonuç olarak Roma ve Kartaca arasında 1. Pön Savaşı başladı. Bu savaşta Roma oluşturduğu donanmayla o dönemde denizlere hükmeden Kartaca'yı yenmeyi başardı. Savaş Roma'nın zaferiyle sonuçlandı. Bu savaştan sonra Kartaca tazminat ödemek zorunda kaldı. Roma, Sardinya, Sicilya ve Korsika'yı ele geçirdi. Gücüne güç kattı, dünya sahnesinde ilk kez kendini gösterdi. Topraklarını İtalya Yarımadası ve etrafındaki adaların ötesine taşıdı. Kartaca, 1. Pön Savaşı'nın sonuçlarından hiç memnun değildi. 1. Pön Savaşları'nda önde gelen Kartacalı komutanlardan biri olan Hamilcar Barca bu dönemde İspanya'da yeni topraklar ele geçirmişti. Oğlu Anibal Barca ise bu toprakları genişletti. Roma, Kartaca'nın İspanya'daki başarılarını fark edince iki ülke arasındaki sınırın ihlal edildiği gerekçesiyle savaş açtı. Böylece Kartaca ve Roma arasında 2. Pön Savaşı başladı. Anibal, dünya tarihinin en yetenekli ve en ünlü komutanlarından birisidir. Anibal'in ordusu kuzeyden Roma'ya hiç beklenmedik bir şekilde saldırmıştı. İçerisinde fillerin de olduğu bu ordu İspanya'dan yola çıktı, binlerce kilometre yol gitti, Alplerin üzerinden geçti ve İtalya'ya vardı. Anibal'in ordusu Roma topraklarında Romalılarla yıllarca savaştı ve bu savaşların hiçbirini kaybetmedi. Roma bu dönemde büyük kayıplar yaşadı. Antik çağın en kanlı savaşlarından biri olan Cannae Muharebesi de yine bu dönemde yapıldı. Roma bu savaşta bir günde 80 bin asker kaybetti. Anibal bütün bu başarılarına rağmen savaşı sonuçlandıramadı ve Roma kentini hiçbir şekilde ele geçiremedi. Romalıların gücü bitmek bilmiyordu ve Kartacalılara karşı sürekli mücadele ediyordu. Sonunda Roma, Anibal'i İtalya'da yenmeye uğraşmak yerine saldırıya geçmeye karar verdi. Savaşın yerini Afrika'ya, Kartaca'nın kalbine taşıdı. Böylece Anibal de Afrika'ya, Kartaca'ya korumak için çağrıldı. Bugünkü Tunus sınırları içerisinde Roma ve Kartaca arasında yapılan Zama Muharebesi'nde Anibal kesin bir yenilgiye uğratıldı. Böylece 2. Pön Savaşları da bitmiş oldu. Savaş Roma'nın zaferiyle sonuçlandı. Savaştan sonra Kartaca daha çok tazminat ödemek zorunda kaldı. Eski gücüne bir daha hiçbir zaman kavuşamadı, güç kaybetti ama yine de bağımsızlığını korudu. Roma ise İspanya'yı ele geçirdi. Kuzey Afrika'da yeni üsler kazandı ve
toprakları daha da arttı. Kartaca'nın ünlü ve yetenekli komutanı Anibal doğuya kaçtı. Aradan geçen yıllardan sonra Romalılara esir düşmeden önce kendini zehirleyerek hayatına son verdi. Sonraki yıllarda Roma giderek güçlenirken Kartaca giderek güçsüzleşti ve sonunda Roma çeşitli bahaneler uydurarak Kartaca'ya gereksiz yere saldırdı. Ve Roma ve Kartaca arasında 3. Pön Savaşı başladı. Bu savaşta Roma'nın mutlak zaferiyle sonuçlandı. Kartaca yerle bir edildi ve yıkıldı ve bu ülke tarihe karıştı. Roma bu zaferden sonra giderek güçlenecek, ileriki yüzyıllarda Akdeniz'in tek hakimi olacaktı. Roma antik çağın süper gücü konumuna gelecek ve toprakları çok genişleyecekti. Roma tarihin en büyük ve en ünlü imparatorluklarından biri olacaktı. Kartaca ise Roma'nın tarihinde Roma'nın en büyük düşmanı olarak anılacaktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.